Arkadaşlar, yağmurlu bir Yusuf Eli sabahından daha herkese merhaba. Şu anda Yusuf Eli Barajı'nın tam tepeden görünüşünü izliyorsunuz. Hava da tam aydınlanmadı. Saat erken. Mesaiye ilk başladığımız anda size küçük bir görüntü yakalamaya çalıştım. Biraz daha aydınlansın, ondan sonra tekrar devam ederiz. Arkadaşlar, bu gördüğünüzde Çorum Nehri tabi birleşiyor, iki tane oluyor. Şu gördüğünüz beton yapı işte derivasyon tüneli dediğimiz dağın içine giriş olan tünel. Şu anda üzerinden geçiyoruz. Şimdi bir tünelden geçeceğiz. Çıkışta orayı daha iyi görme fırsatı olacak. Çorum Nehri iki koldan oluşuyor. Birisi şu karşıdan gelen İspir Çayı olarak adlandırılan karşıdan gelen kısım. Şurası. Ötekisi ise şu anda gördüğünüz kısım, şu köprünün altından geçen Barhal Çayı olarak adlandırılıyor. Bu kolların üzerinde sayısız yine kolları var ama birleşiyorlar, toplanıyorlar, bu tarafa geliyorlar. İspir Çayı dediğimiz kısım Erzurum'dan geliyor. Şu an üzerinden geçtiğimiz olan Barhal Çayı dediğimiz kısım da Yusufeli tarafından geliyor. Burada birleşiyorlar. Burası tam birleşim yeri. Hatta bakın, suların ayrı olduğunda burada göreceksiniz. İspir'den gelen biraz daha bulanık. Bizim Yusufeli'nden gelen biraz daha temiz ve berrak görünüyor. Şu karşıda bakın, demin üzerinde bulunduğum yerin betonun olduğu kısımdan su kesiliyor. Hatta şu gördüğünüz set, şu sarı ve beyaz kuleleri gördüğünüz yerden, şu gövdeden komple set çekilerek o setin arkasında gövde betonu yapılıyor. Yani buradan set çekilerek nehir tamamen yönü değiştiriliyor. Gövdenin yapıldığı kısma su gelmesin diye buradan değiştiriliyor. Buradan şu dağın içine giriyor. Oradan öteki taraftan, daha önce gösterdiğim yerden dışarı çıkıyor. Bakın, buradan daha net gözüküyor. Evet. Dağın içine giren kısım. Nehrin. Tam şurası. Oradan içeriye giriyor. Burada kapaklar var. Görüyorsunuz, üzerinde olan aradaki kısımlar kapaklar. Baraj bittikten sonra, gövde betonu bittikten sonra o kapaklar kapatılacak. Ve su barajda birikmeye devam edecek. Arkadaşlar, bu da Yusufeli Barajı'nın gövde betonunun gövdenin içinden görünen kısmı. Şu anda çekim yaptığım yer gövdenin iç kısmı. Yani su tutulacağı kısımdayım ben şu anda. Daha önceki çekimleri hep dışarıdan yapıyordum. Yani gövdenin dışından, üretimin yapılacağı kısımdan yapıyordum. Bu çekimi de gövdenin içinden yapıyorum. Şu anda bulunduğum yerde nehrin dağın içine alındığı kısımda bulunuyorum ben. Yani benim bulunduğum noktadan nehir dağın içine alınıyor ve barajın gövdenin içinden geçerek diğer taraftan çıkışı sağlanıyor. Bu da baraj gövde betonunun değişik bir açıdan versiyonu. Üst tarafta vinçlerin idare edildiği kumanda yeri var. Şu gördüğünüz yerde. Buradan hava hattı vinçleri idare ediliyor. Şu kuleden. Şu dışarı doğru sarkmış olan kuleden vinçler idare ediliyor. İki kuleden. Hatta üç kuleden. Her vincin başında ayrı bir kule var. Operatörler onun içinde. Burada beton santrali var. Oraya da bant aracılığıyla geliyor. Oradaki santraldan gelen beton da hava hattıyla gövdeye iniyor. Aşağı doğru
bu dökülen kısma iniyor. Ön taraftan çekimlerden bayağı yüksek görünüyor ama buradan daha beton dökülmemiş gibi görünüyor. Ama aşağıya doğru derinliği çok fazla olduğu için görüntü öyle oluyor. Siz değerli takipçilerim tarafından çok sorulan çekim yaptığım yerlerdeki küp şeklinde olan şeyler nedir diye çok sorular geliyor. Onlar da bu gördüğünüz karşıda şu anda gözüken şeyler, küp şeklinde olanlar. Bu barajda bakın gördüğünüz gibi sayısız var bunlardan. Çok fazla var yani. Daha yukarılara da baktığımız zaman olduğunu göreceksiniz. Sadece sağ tarafta çok var, sol tarafta da var. Yani hem sağ hem sol barajın gövdesinde bunlardan yoğun şekilde var. Bunlara da bir açıklama getireyim arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla bunlara ankraj diyorlar. Yani bunların terim olarak karşılığında ankraj diyorlar. Bunun yapılış sistemi önce gövde kazısına girerken, yani burası komple taş toprak dolu olduğu için en baştan başlamak üzere kazılarak, bunlar yapılarak aşağıya iniliyor. Kazılıp yapılıyor, patlatılıyor, tekrar aşağıya, tekrar aşağıya derken en aşağıya kadar hepsi yapılmış oluyor. Yani buralara ulaşım imkanı oluyor. Şu gördüğünüz delikleri de görüyorsunuz. Bunlarda da yine aynı şekilde içeriye doğru galerileri, yani zemin o seviyedeyken yapılıyor. Böyle bu şekilde ulaşım olmadığı için yukarıdan aşağıya doğru yapılıyor bunlar. Bunlar şu şekilde. Bunların bir makinesi var. O makineyle önce zeminin sertliğine göre veya yumuşaklığına göre, yani yumuşak zemini sabitleştirmek için o makineyle deliniyor. Bu şöyle söyleniyor. 8 veya 10 metreden 80 metreye kadar, 90 metreye kadar zemin içeriye doğru deliniyor. Delindikten sonra bu delinen deliğin içine çelik halat sürülüyor. Çelik halat sürüldükten sonra aynı deliğe çimento karışımı enjeksiyon veriliyor. Aynı şekilde çimento karışımı enjeksiyon verildikten sonra bunun bir priz süresi var. Priz olduktan sonra bu tabi birer tane birer tane olarak yapılmıyor. Yani küp şeklinde gördüğünüz her küp tabii ki birer tane deliniyor ama atıyorum bir günde işte şöyle şu gördüğünüz sıranın birini komple deliyorlar. Zemin hangi seviyedeyse o seviyeden komple deliyorlar boydan boya. Sonra onlara çelik halat sürüyorlar içlerine. İşte zemine göre 10 metrede sürdükleri yer var. Projede ne gösteriyorsa 80-90 metre sürdükleri yerde var. Çimento karışımı enjeksiyonu verdikten sonra priz alması bekleniyor. Priz alıyor. Donduktan sonra şu en dış kısmını gördüğünüz küp şeklinde olarak siz gördüğünüz beton, o betondur. Betonun kalıbı çakılarak bir de o betonun içinde bir yay var. Çelik yay. O yay da o kalıbın içine konularak tekrar bir beton dökülüyor. Kapak için. O beton priz aldıktan sonra, o beton da donduktan sonra bakın içini görüyorsunuz. İçinde çelik bir plaka var. Ortasındaki boşlukta. O çelik plaka o çelik halatın içine geçiriliyor. Tabi çelik halat da dışarıya kadar çıkıyor. Onu o şekilde bırakıyorlar. Çelik halat dışarıya çıkıyor. O plaka çelik halatın içine ortası delik plakadır. Çelik halatın içine geçiriliyor. Geçirildikten sonra en dış katmanında, yani çelik plakanın da dış katmanında aslında somun diye de nitelendirilebilir. Bir farklı bir torklama sistemi var. O takılıyor. Sonra da torklama yapılarak sıkılıyor. Yani kısacası bu şu gördüğünüz bunların yapıldığı zemini sağlamlaştırmak için
zemini dışarıdan işte 10 metreden 80-90 metreye kadar içeri doğru delip zemini birbirine bağlıyorlar. Yani daha sağlam ve sert bir zemin elde etmek için. Ve bunun maliyeti çok pahalı. Öyle göründüğü gibi hem işçiliği pahalı hem maliyeti pahalı. Göründüğü kadar ucuz değil ve bu barajda da bunlardan sayısız var yani. Artık barajın maliyetini gelin siz hesaplayın. Bir tanesinin maliyeti bile çok fazla olmasına rağmen bu barajda sayısız var bunlardan. Ki barajımız daha sağlam ve sağlıklı olsun diye bunlardan çok yapılmış. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni baraj videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olarak bana destek verirseniz, videolarımı beğenip diğer arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.